Herkese merhaba. Bugün sizlere yaz kış fark etmeksizin elleri ve ayakları sürekli üşüyen insanlardan bahsetmek istiyorum. Belki siz de onlardan bir tanesiniz ve yolunuz o nedenle bu videoyla kesişti. Ben Doktor Mustafa Kalkan, tıp doktoruyum. İlgi alanım gıda takviyeleri ve bunların akılcı ve bilimsel temelde kullanılması. İşte ben de özellikle bu takviyeler penceresinden bu üşüme sebepleri neler olabilir ve burada mikro anlamında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bugün sizlere bundan bahsetmek istiyorum. ve ayaklarda üşüme sebeplerinin en başında zaten halkımızın da en çok bildiği üzere kansızlık gelmekte. Biliyorsunuz kanımızdaki al yuvarlar içerisindeki hemoglobinler sayesinde dokulara oksijen taşırlar ve dokuların beslenmesini sağlarlar. Hemoglobinlerin de yapısında bulunan en önemli mineral demir. Kansızlığında en önemli sebepler arasında demir eksikliği bulunmakta. Daha önce sizlere hem demir eksikliği ile ilgili hem demir fazlalığı ile ilgili ve demir eksikliği varsa hangi demiri kullanalım diye birçok video çek Demir eksikliği özellikle kadınlarda sıklıkla gördüğümüz bir tablo. Erkeklerde biz çok sıklıkla görmüyoruz. Neden? Çünkü kadınlar her ay kan kaybediyor ve bu kan kaybıyla birlikte meydana gelen demir eksikliğini siz yerine koymadığınız takdirde demir vücutta tükenmeye mahkumdur. Ve besinlerle de maalesef bu eksikliği çoğu zaman yerine koyamıyoruz. Bu nedenle özellikle kadınlarda ellerde ve ayaklarda üşüme sorunu varsa demir eksikliği kesinlikle ilk akla gelen şey olması lazım. Demir eksikliğinde atlanan en önemli nokta şuraya dayanıyor. Demir vücutta azalırken önce depo demir olan ferritinden tüketmeye başlar. Sonra serum demir düzeyi azalmaya başlar ve bu demir eksikliği devamlı olursa da en son anemi yani kansızlık gelişir ve hemoglobin düzeyi vücutta düşer. Ancak günümüzde bazen hemoglobin düzeyi normal olabiliyor veya serum demir düzeyde bir miktar normal olabiliyor ama ferritin yani demir depoları boş olmasına rağmen ya benim demirim nasıl olsa normal diye demir eksikliğinin farkında olmadan insanlar dolaşabiliyorlar. Burada işte daha önceki videolarımda da anlattığım gibi özellikle depo demir olan ferritin depolarının da doldurulması oldukça önemli. Demir eksikliği varsa ve hatta anemi kansızlık gelişecek seviyede de ileri derece demir eksikliği varsa siz demir kullanmaya başladığınızda da önce hemoglobin düzelmeye başlar sonra serum demiri düzelmeye başlar en sonda depo demir olan feritin dolmaya başlar. Belki siz kansızlık şikayetiyle doktora gidiyorsunuz demir ilaçları reçete ediliyor ve demir ilaçları da özellikle emilimi zayıf formlar kabızlık, karın ağrısı gibi yan etkiler yaptığı için hemoglobin düzelene kadar bunlar kullanılıyor ve serum demiri yükselmeden ferritin yükselmeden tedavi yarım bırakılabiliyor. Bu nedenle özellikle işte hemoglobin 13-15 gram bölü desilitre olana kadar yükseltilmeli. Sonrasında serum demiri 90-100 mikrogram bölü litre seviyesine kadar en az yükseltilmeli ve Asıl önemli olan depo demiri olan feritin de en az 40-50 mikrogram bölü litre seviyesine kadar yükseltilmeli. Dediğim gibi günümüzde özellikle ülkemizin kadınlarının birçoğu feritin 4-5 civarında dolaşıyorlar. Erkeklerde dediğim gibi biz çok demir eksikliği görmeyi beklemiyoruz altta yatan bir kan kaybı olmadığı sürece. Eğer demir eksikliğiniz varsa da konforlu bir şekilde bu eksikliği yerine koyabileceğiniz artık inovatif demir alternatifleri de var. Daha önce bununla ilgili de bir video çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ellerde ayaklar düşmenin en önemli sebebi anemik yani kansızlık dedik. Kansızlığın da tek sebebi demir eksikliği değil. Aynı zamanda B12 ve folik asit eksikliği de kansızlığa sebep olabilmekte. B12 ve folik asit eksikliği demişken bu iki vitaminin görevli olduğu bir diğer fonksiyon da sinir hücrelerinin fonksiyonları yani nöron fonksiyonları ellerde ve ayaklarda düşmenin en önemli bir diğer sebebine gelecek olursak işte bu da nöropatiler yani sinir hasarı. Nöropatinin de en önemli sebebi diyabet. Çünkü diyabette eğer kan şekeri kontrol altında olmazsa kanda şekerin fazla olması dokuların beslenmesini bozar ve nöron harabiyetine sebep olur. Diyabetin de en önemli komplikasyonlarından bir tanesi diyabetik nöropatidir. Nedir bunun semptomları? Ayaklarda karıncalanma, iğne batması gibi şikayetler, yanma ve bir süre sonra da artık hissizlik yani ayağına bir iğne bassa bile farkında olmadığı nöropati durumudur. Dolayısıyla ayaklarda da üşümenin, daha doğrusu hissizlik sorununun en önemli sebebi de diyabetik nöropatidir. Diyabet özellikle metabolik sendrom günümüzde her 4 kişinin birine kadar yükselmiş durumda ve diyabet hastalarının da yarısı diyabetik nöropati adayıdır. Aynı zamanda kullanılan diyabet ilaçları da B12 eksikliği yarattığı için dolaylı olarak da nöropatiye sebep olabilmektedir. Nöropatinin diğer sebepleri arasında da sinirin vücuttaki yolu üzerinde herhangi bir sinire bası yapan bir sebep olması tümör olabilir veya bir travma olabilir. Otoimmün hastalıklar, lupus, romatoid artrit, Jögren sendromu gibi hastalıklar, zona, Lyme gibi bazı enfeksiyonlar, kullanılan bazı ilaçlar özellikle kemoterapatikler, kemik iliği bozuklukları ve bazı vitamin mineral eksiklikleri de nöropatiye sebep olabilir. Nöropatiye sebep olan en önemli vitaminler B12 ve folik asit olduğunu söylemiştim. B12 ve folik asitte toplumda oldukça eksikliğini yaygın olarak gördüğümüz iki önemli vitamin. Bununla ilgili daha önce videolar çekmiştim. B12'de 200 ile 1000 arası normal olsa da optimal olarak 700 civarında biz tutulmasını öneriyoruz. Folik asitinde 17-20 civarında kan düzeyini tutulmasını öneriyoruz. Yine nöron fonksiyonları üzerinde özellikle niyelin kılıf fonksiyonları üzerinde en önemli bir diğer vitamin ise B1 vitamini. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. B1 vitamini özellikle karbonhidrattan zengin beslenen kişilerde her karbonhidrat yıkıldığında vücutta kullanılan bir vitamin ve eksikliğinde enerji yoksunluğu, sinir hasarı, unutkanlık, depresyon, nöron hasarı gibi birçok problem Gözlenebilmekte bazen B1 vitamini eksikliğine kondurulmayan bazı müphem semptomlarda B1 takviyesi kullandığınızda hızlı bir şekilde toparlayabiliyor. B1 vitamininde de özellikle hem yağda hem suda erime özelliğiyle Nöronlara, beyin dokuya daha iyi geçebilen benfotiamin formu vardı hatırlarsanız. Benfotiamin takviyesi de özellikle bu nöron hasarına bağlı durumlarda oldukça fazla işimizi kolaylaştırıyor. Eğer sizde de bir nöropati varsa B1, B12, folik asit, B6 vitaminine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer yine nöron fonksiyonlarında etkili kül ise alfa lipoik asit. Alfa lipoik asit en güçlü antioksidanlardan bir tanesiydi. Özellikle nöropatiye giden süreçte nöronların yani sinir hücrelerinin oksidatif stresten korunmasında da en güçlü antoksidan olarak alfa lipoik asit bizim için oldukça önemli. Hem diyabetik nöropati varsa veya farklı sebeplere bağlı sinir hasarı varsa alfa lipoik asiti de kesinlikle hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bununla ilgili de geçmişte çok kapsamlı bir video çekmiştim. Ellerde ayaklarda üşümenin üçüncü en önemli sebebi de hipotroidi. Tiroid hormonu bütün vücudu etkileyebilen bir hormondur. Eksikliğinde bütün metabolizma yavaşlar. Yataktan kalkasınız gelmez. Enerjisizlik problemi olur. Depresyon olur. Hareketler yavaşlar. Halsizlik olur. Fazlalığında da bütün vücut etkilenir. Enerji artışı olur. Taşı kardı olur. Yani tam tersi vücudu titretecek seviyede semptomlar ortaya çıkabilir. İşte üşümenin de en önemli sebepleri arasında hipotiroidi bulunmakta. Özellikle yine burada da kadınlar dezavantajlı. Hashimoto tiroiditi kadınlarda daha fazla gözleniyor biliyorsunuz. Bu noktada da daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Temel olarak dikkat etmeniz gereken şey tiroid hormonunun vücutta dönüşümü. Tiroid hormonu hem vücutta T4 olarak sentezlenir hem de kullandığımız tiroid ilaçları T4 formundadır. Ancak bu T4'ün vücutta aktif hale gelebilmesi için T3 formuna dönüşmesi lazım. T4-T3 dönüşümü için de çinko, selenyum, iot, magnezyum gibi birçok mikro besine ihtiyaç var. Eğer sizde de hipotiroidi varsa ilaç kullanın veya kullanmayın. İlaç kullanıyorsanız da etki etmediğini düşünüyorsanız sürekli doz artırılıyorsa bu dönüşüm eksik olabilir. Bu dönüşüm için de biraz önce saydığım mikro besinlere özellikle dikkat etmeniz lazım. Bununla ilgili de kapsamlı bir video çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ellerde ve ayaklarda üşümenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de dolaşım bozukluğu. Yani kalp damar sistemindeki problemler haliyle ellerin ve ayakların kanlanması iyi değilse üşüyecektir. Oradaki sıcaklık dengesi sağlanamayacaktır. Bu dolaşım sorunlarının da en temelinde periferik arter hastalığı gelmekte. Periferik arter hastalığı nedir? Damarda kolesterole bağlı plaklar oluşması ve kan akımının bozulması. Yani nasıl ki kalbi besleyen damarlarda plak oluşuyor ve o damar tıkandığında kalp krizi meydana geliyorsa veya beyne giden damarlar zamanla tıkandığında inme felç meydana geliyorsa aynı şekilde ellere ve ayaklara giden ana damarlarda da tıkanıklık olması durumunda o dokuların kanlanması bozulacaktır ve üşüme sorunu meydana gelecektir. Periferik arter hastalığının da en önemli sebepler arasında yine diyabet ve metabolik sendrom yer alıyor. Bir de özellikle ellerde gözlenen bir fenomen de var ki o da Reyno fenomeni. Reyno fenomeni biraz sıkıntılı bir tablo. Çünkü ne sebebi tam net olarak belli ne de çözümü tam net olarak belli. Özellikle soğuk hava ve stres gibi tetikleyici faktörlere maruz kalındığında el ve ayak parmaklarında meydana gelen renk değişikliği, ağrı ve o bölgelerin kanlanmasının bozulması ile seyreden bir tablo. Reyno fenomeni primer ve sekonder olarak ikiye ayrılıyor. Primer Reyno'nun sebepleri arasında genetik faktörler, yaşam tarzı, işte stres, sigara içme ve düşük vücut ağırlığına bağlı ortaya çıkan Reyno ve soğukla birlikte tetiklenen Reyno bulunmakla birlikte ikinci Reyno fenomeni dediğimiz tablo ise başka hastalıklara sekonder olarak ortaya çıkan tablodur. Özellikle bazı ilaçlara bağlı ortaya çıkabilir. Mesleki maruziyete bağlı işte sürekli titreşimli el aleti kullanan kişilerde gözlenebilir sikloroderma, lupus, romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklara bağlı ortaya çıkabilir veya dolaşımsal problemlere bağlı da reyno ortaya çıkabilir. Burada özellikle tetikleyici faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmak, soğuğa maruz kalmaktan kaçınmak gibi sigara içerisindeki nikotinle vazo konstrüksiyon yapar ve doku beslenmesini azaltır. Aynı zamanda sedanter bir hayat sürmekte doku kanlanmasını azaltmaktadır. Egzersiz yapmak kalbin daha çok kan pompalamasına sebep olur. Nitrik oksit salgılan kanlanmasına sebep olur ve egzersiz yapmak doku kanlanmasını artırır. Bunun gibi yaşam tarzı değişikliklerine dikkat etmek önemli. Hazır nitrik oksit demişken bütün dolaşımsal problemlerde damarlarda vazodilatasyon yapan temel molekülümüz nitrik oksittir. Nitrik oksiti salgılatan her türlü şey faydalıdır. Nitrik oksiti de vücutta salgılatan en önemli molekül sitrulindir. Hatta arjinin de nitrik oksit salgılatıyor. Belki bunu daha önce duydunuz. Ancak yapılan çalışmalarda sitrulinin arjininden çok daha fazla nitrik oksit salgılattığı kanıtlanmıştır. Çünkü arjinin vücutta kullanıldığında ilk geçiş etkisine uğrar. Ancak sitrulin direkt olarak nitrik okside dönüşür ve damarlarda vazo sağlar. Sitrulin takviyesinde bu gibi dolaşımsal problemlerde hayata dahil edebilirsiniz. Hatta daha önce hipertansiyon videosunda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Sitrulinde de sitrulin malat dediğimiz bir kombinasyon aynı zamanda enerji desteği olarak da bize fayda sağlamakta. Bu da kesinlikle aklınızda olsun. Evet bugün sizlere ellerde ve ayaklarda üşümeye sebep olabilecek temel faktörlerden ve bu durumlarda hayata dahil edebileceğimiz mikrobesinlerden bahsettim. Daha detaylı bu konularla ilgili bilgi almak için tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm kitap evlerinden ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıkla kalın.